Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bu videomuzda menekşelerimiz ayrı güzel eklemesi de bambaşka ayrı güzel çok güzel bir örneğin anlatımını yapacağım inşallah sizlere. Örneğimizi ben bakın şöyle başta söyleyeyim. Büyük boy halka koydum ama ortasına videonun sonunda bunu zincirin üzerine menekşelerimizi nasıl yapacağız onu da göstereceğim videonun sonunda göstereceğim. Şimdi ben büyük boy halkanın üzerine yaparak göstereceğim menekşelerimizi. Bakın şöyle küçük küçük menekşeler yapacağız. Eklemesi de çok çok güzel bir model ortaya çıkacak ekleyince de. Bunu ben halkanın üzerine yaptım. Videonun sonunda bu menekşeleri kaç zincir yaparak ortasına kaç zincir çekerek Zincirin üzerine yapacaksınız halkası olmayanlar için inşallah onu da sizlere göstereceğim. Şimdi şuradan hemen başlayalım sarı ipimle bir tane menekşe yapayım hızlıca eklemesini göstereyim. Videonun sonunda da hemen zincirin üzerine menekşeyi nasıl yapacaksınız onu göstereceğim çünkü halkam yok abla diyenler çok fazla. Bunlar zincirin üzerinde kurulabilir halkanın boyutunda zincir çekilerek üzerine çiçekler yapılabilir. Şuradan hemen bir tane büyük boy halkamı alıyorum. İpimi buraya sabitledim. Sabitledikten sonra şöyle net göstermiyor kameram. Şuna bir bakayım. Evet şöyle sabitledikten sonra buradan hemen 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum başına 1 2 3 kez sarıyorum ve halkamın içerisine batarak bunu ikişer ikişer çıkarıyorum zincirle birlikte bir tane dolgumuz oldu tekrar 1 2 3 sarıyorum tekrar ikişer ikişer bu şekilde çıkarıyorum. Zincirin arasına iki tane dolgu yaptım. Buradan bakın 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekerek hemen taban kısmına iniyorum. Bir tane yaprak yaptık. Buradan 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Başına 1 2 3 defa sardım halkanın içerisine batarak ikişer ikişer çıkardım bunu buraya bir tane yaprak yaptım buraya toplamda 6 tane yaprak olacak şekilde devam ettiriyorum ve tekrar dönüyorum şöyle 6 tane yaprağımızı yaptık 1 2 3 4 5 6 de çektik ara kısmından tekrar tığımı girerek buradan bir zincir çekiyorum ve yaprakları bitiriyorum. Şurayı şöyle düzelteyim. Bunu buradan kesiyorum. Şu arkadaki ipimi de şöyle kesiyorum ve hemen çakmağımla ne yapıyorum? Yakıyorum. Arkadaki ipimi de şuraya yapıştı bu. Şöyle keseyim ve yakayım. Evet. İlk önce böyle orta kısmını yaptık. Orta kısmını yaptıktan sonra hemen beyazla kenarına gideceğim bir sıra kolay bir şekilde. Bakın şu ilk aradan tığımı batıyorum. Şöyle güzelce kapatıyorum arasına kapattıktan sonra buraya hemen 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum. Tekrar 5 zincir çektim. Bakın şuradaki zincirin arasından tığımı batıp kapatıyorum. Şimdi sıradaki dolgunun ara kısmından batıyorum, kapatıyorum. Şu kenardaki zincirin arasından tığımı batıyorum ve kapatıyorum. Kapattıktan sonra şu kenar kısmına herkesin eli farklıdır. Zincirine bakın ona göre zincir çekin. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi tekrar çekiyorum ve tekrar sıradaki araya tığımı batarak buradan kapatıyorum yaprağımızı bu şekilde yaptık tekrar buradan 5 zincirimi çekiyorum 2 3 4 5 şuradaki zincirin arasından tığım batıyorum buradaki dolguların arasından tığımı birer defa batarak şimdi zincirin arasından tığım battım tekrar 1 2 3 4 5 6 zincirimi çekip ara kısmından Tığımı batarak buraya kapatıyorum. Hepsinde etrafını bu şekilde çeviriyoruz yaprakların. Yapraklarının hepsini de gösterdiğim gibi çevirdim. Buradan bakın buraya 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 6 zincir çekiyorduk her zaman çünkü şuradaki başlangıç noktamızın arasından batarak kenar kısmının düzgün gözükmesi için buradan bitireceğim. Bakın şu araya battım. Şu beyaz ipin üzerine battım. Arasından geçirmedim. Buradan bir 2 zincirimi çekiyorum ve menekşemi bitiriyorum. Aradan hemen şöyle yakalım. Yaktık. Düzeltiyorum. Bunu isterseniz böyle şeklinizi yapın. Arka tarafından güzel bir ütü yapın. Öyle ekleyin benim çiçeklerim ütüsüz hiçbirinde de ütü yok ütü yapmadan ekleyeceğim şimdi eklemesine geçelim İpimi tığıma sabitledim sabitledikten sonra yazmamın kenarındaki tığ battıların hepsi de ikişer zincirden çekilmiş tığ battılar buradan ilk tığ battıma başlangıç kısmına tığımı batıyorum kapatıyorum buradan bir tane örümceğimi yapıyorum örümceğimi yaptım başına bir iki kez sarıyorum. Buradan 1 2 3 dördüncü tığ batısının içerisine tığımı batıp ikişer ikişer çıkarıyorum. İkişer ikişer çıkardıktan sonra hemen buradaki menekşemin birini alıyorum. Bakın. Aldım. Bunu şuradan mı ekliyorduk. Şimdi hiç eklemediğim için yanlış olmasın. Buradan bakın şu kenar kısmından, zincir kısmından bunu buraya. Pardon, zincir kısmından ekleyemeyelim. Şuradaki bir sık iğnenin içerisinden ekleyelim ki düzgün dursun. Ekleyip bir zincir çekiyorum ve düzeltiyorum. Şuradan hemen dolgunun üzerine batıp 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane sık iğnemi yaptıktan sonra yanındaki tığ batısının içerisine geçerek kapatıyorum. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 5 zincir çekip çeviriyorum. Bakın şu ortasından tığımı batıyorum yaprağımın. Şöyle tekrar bir zincir çekerek dönüyorum. Buradan hemen 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şuradakiler aynı olursa iyi olur. Bu fazla geldi, fazla yapıyorum. 9 tığ battısı yaptım. Hemen yanındaki tığ battıya geçiyorum. Geçtikten sonra bir tane örümcek yapıyorum. Örümceğimi yaptım. Buradan 1, 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şuradaki sık iğne ilk sık iğnemizden hemen yaprağımızın kenarındaki ilk sık iğneden tığımı batıyorum ve bir zincir çekerek tekrar dönüyorum. Bir zincir çekerek döndüm. Başına bir kez sarıyorum. 2 2 çıkarıyorum. iki kez sarıyorum. 2 2 ikişer ikişer çıkardım. Tekrar iki kez sarıyorum. ikişer ikişer. Çıkaracağım da bir türlü çıkmadı. Şimdi 1 2 3 kez sarıyorum. Tekrar ikişer ikişer çıkarıyorum. Tekrar 1 2 3 kez sardım. ikişer ikişer çıkardım. 1 2 3 4 kez sarıyorum. ikişer ikişer ipimi çıkarıyorum buraya tekrar 1 2 3 4 kez sarıyorum ikişer ikişer çıkararak buraya bir tane yaprak yapıyorum buradan hemen 1 2 3 zincirimi çekip son yaptığım dolgunun üzerine batarak sık iğnelerimi yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 şöyle bakıyorum düzeltiyorum 9 bir de şuradan batarak 10 10 tane sık iğne yapıp bir tane zincir çekip hemen buradan bir tane örümcek yapıyorum bakın bir tane örümceğimi yaptıktan sonra buradan 1 2 3 4 5 6 altıncının içerisine tığım bu şekilde batıp kapatıyorum şöyle modelimizi ekledik eklemesini Tabii bu ütülenince daha hoş duracak dediğim gibi 300 bir model şöyle burada ne yaptık bir örümceği yapıyoruz başlangıç kısmında ne yapmıştık şurada ne yapmıştık 1 2 3 atlamıştık başını iki kez sarıp 1 2 3 atlıyoruz ve dördüncünün içerisine tığ batarak 2 2 2 çıkarıp tekrar sıradaki çiçeğimizi koyarak ekleyerek devam ediyoruz şimdi bunun üçünü de ekleyeyim ve tekrar döneyim sizlere bakın üçünü de ekledim modelimiz ütüsüz bir model tabi bunun ters kısmından şöyle ütü basılırsa çok güzel olur eklenmiş şekli bu şekilde çok şık ve çok güzel oldu bence Kamera bugün niye böyle aydınlık ama net göstermiyor? Şöyle dediğim gibi ters kısmından çok güzel sıcak bir ütü basabilirsiniz. Yazmaya basmayın da yazmayı yakar ütü. Kenarına bir şey koyarken kalıp gibi çok güzel bir örnek olacaktır. Şimdi bunu yaptık. Şu çiçeğimizde hemen halkası olmayanlar için şu çiçeği zincirin üzerine kuracağım ve göstereceğim. Modelimiz bu şekilde eklentisini yaptık. Üçsüz bir model, ütülenince çok güzel olabilecek bir model. Hemen size şuradan videonun kapanışını yapmadan çiçeği zincir üzerine kur nasıl kuracaksınız onu göstereyim. İpimizi tığımıza sabitledik. Sabitledikten sonra buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekerek Bakın böyle bir halka oluşturun. Halkanın kenar kısmında yapılınca aynı oluyor. Fark eden hiçbir şey yok. Buradan bakın kapatıyorum halkamı. 1, 2, 3, 4, 5 aynı şekilde 5 zincirimi çekip 1, 2, 3 kez başına sarıyorum. İkişer ikişer çıkarıyorum. Tekrar 3 kez sardım. Halkanın içerisine battım. Yaptığım zincirin içerisine battım kapattım 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim sayılar aynı sadece zincirin üzerine nasıl kuracaksınız bu tür modelleri halkası olmayanlar bakın zincirin üzerine de kurabilir şunu tamamlayarak döneyim sizlere Evet bakın 6 tane yaprağını yaptım şu ortasının zinciri sanki biraz daha fazla oldu 8 tane çekerseniz ortasının zinciri de daha küçük olur daha güzel durur. Zincirin üzerine de bu şekilde yapıp böyle kenarlarına beyaz yaparak uygulayabilirsiniz. Beyaz ipliğini ve oyanızı yapabilirsiniz. Halka şart değil yani. Evet tekrar göstereyim oyamız da bu şekilde. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.